Vecdi çiçek açtı. Allah taksiratını affetsin. Bugüne kadar hiç görmediğimiz Vecdi enişteyi kaybettik. Enişteyi hiç görmemiş olsak da taksiratı hakkında hayli bilgiye sahibiz. Hesabı öbür dünyada görülecektir elbet ama biz şahsen bu dünyada kalem kalem bütün taksiratı işledik. Hani bir yolu olsa da eldeki listeyi öbür dünyaya gönderebilsek, vallahi biz bu konuya bu kadar vakıf değildik dedirtecek fotoğraf buna işaret ediyor. Çok ısrar edersek Refiye teyzem yatak odasından çıkartıp getirirdi fotoğrafı. Gösterir, her seferinde başka bir şerefsizlik timsali hikaye anlatır, biraz gözyaşı döker. Hayatta ise bana çektirdiklerinin beş beterini çeksin inşallah der, fotoğrafı götürüp yerine koyardı. Refiye teyzem annemin büyük ablası. Annem ve ondan hariç 4 kız, 2 oğlan daha var Vecdi enişteme sövenler listesinde. Onların eşlerini ve çocuklarını da sayarsak kadro bir hayli kabarık. Bayram yemeklerinin olmazsa olmazıdır bizim ailede. Herkes toplanır, bayramlaşır, bütün enişteler bacanak şöyle, bacanak böyle diye muhabbete sarar. Kahveler içilirken Refiye teyzem açılışı yapar, Allah belanı versin Vecdi'den ve saz elden ele bütün aileyi dolaşır. Vecihi ablam ve Sedat abim işlerinden geçeni söyledikten sonra Refiye teyzem, öyle demeyin yavrum, ne de olsa babanız bugün çıkıp gelse yine siz bakacaksınız der. Sedat abim, hadi be sen de ne babası ne bakması der ve böylece Vecdi enişteye dair bayram programımız sonlanır. Dedem bize kızınca Vecdi der, yani o derece küfür gibidir dilimizde. Baştan Refiye teyzemi vermeye pek gönüllü değilmiş dedem dinlediğim kadarıyla. Fakat bu Vecdi'deki ikna kabiliyeti dillere destan, öyle böyle değil. Daha kızı istemeye geldiklerinde baba diye sarılmış dedemin eline. 5 adımda etkili kız isteme kitabı yazılsa yazarı garanti Vecdi enişte olurdu. Dedeme diyor Almanya'ya gitmek için sıraya girdim. Orada bir fabrika istiyor beni. Hususi istiyor diyor. Türk hükümetine Vecdi Kartal'ı bilhassa istiyoruz diye telgraf çekmiş diyorlar. Çok iyi bir aylıkla başlayacağım. 4 seneliğine anlaştım. 4 sene çalışır, paramı kazanır, gelirim. Refiye'yi yanıma aldıracağım bir sene diyor. Ben oradan para gönderirim. Siz buradan bize tarla alırsınız. Benim anam babam yok biliyorsunuz. Siz benim babam yerindesiniz. Biz çoluk çocuk dönünce sizin aldığınız tarlaları hep beraber ekip biçeriz falan diye döşüyor senaryoyu. Kız istemeye diye gelip konuyu çoluk çocuk Almanya'dan kesin dönüş yaptıkları bir sonuca bağlayınca dedem de tüm bunlar sahiden yaşanmış hissine kapılıp kızı aldı Almanya'ya götürdü, çocuk da yaptılar. Bundan sonra kime verelim bu kızı diye düşünüp vermiş Refiye teyzeme. Söz kesilmiş, duyulmuş. Düğün yapmaları gerekiyor tabi. Vecdi demiş ki baba ben şimdi düğün yaparım yapmasına ama çok masraf. O parayla Refiye'ye bilezik alırız. Yarın tarlalara traktör lazım. Altın değerleniyor neticede. Almanya'dan dönünce traktörü alırız. Altınları satıp düğünü yapsak şimdi milleti doyur. Sula, çalgısı, algısı, gelinliği, damatlığı. Benim ettiğim masraflar kadar sen de masraf edeceksin baba. Paran cebinde dursun. Bak geride 7 çocuğun daha var. Hükümet bas bas bağırıyor para yok diye. Allem edip kallem edip bir muhtar nikahıyla kapatmış işi. Uygun fiyata nikah çözümleri kitabının başlığını da atmış. Nikah dedemlerin evinde kıyılmış. Nikahtan sonra herkes bekliyor ki bunlar kalkıp gitsinler. Fakat oturdukça oturuyor Vecdi enişte. Dedem artık dayanamayıp soruyor. Evladım siz evinize gitmeyecek misiniz? Bizimki, baba şimdi ben bir ev açarım bize, orada sorun yok. Bütün evler bizim de, zaten Almanya'ya gideceğim. Refiye tek başına kalmasın evde, hırlısı hırsızı var, sizde kalır. Hem anneme de yardım eder burada. Zaten benim Almanya'ya işi eli kulağında, bugün yarın çağırırlar. Boş yere kira vermeyelim şimdi, o zamana kadar sizde kalırız diye düşündüm. Hık mık derken seriyor postu dedemlerin eve. Çocuklar yeni evli. Bunları şimdi salonda yatırmak olmaz deyip ilk kızına ve ilk damadına güzelim yatak odasını veriyor dedemle anneannem. Nasıl daha kolay iç güveysi olunur kitabının giriş bölümü böylece başlıyor Uyanık Vecdi'de. Sonraki 3 yıl boyunca ha bugün çağırırlar ha yarın çağırırlar bunu Almanya'ya diye beklemiş bizimkiler ama arayan sorun olmamış. Hani oğlum bilhassa seni istiyorlardı neden gitmiyorsun sen dediklerinde
Geçen gün haber geldi, işlemler aksamış. Aman Vecdi Bey, sakın başka bir işe girme, biz seni bekliyoruz. Sonra işten ayrılman sorun olur, az daha sık dişini dediler diye oyalamış bizimkileri. Ekmek dedemden, su anneannemden, geri kalan her şeyi Refiye teyzemden, sere serpe yaşamış Vecdi Beyciğim evde. Burada müsaadenizle mikrofonu anneanneme uzatmak istiyorum. Hissiyatını tam olarak nakledemiyorum çünkü. Evde benim Refiye'den hariç 4 kızım daha var. Hepsi de yetişmiş genç kız. Sabahtan akşama kadar evde bir enişte. Kahveye de gitmez, sokağa da çıkmaz. Ben böyle iyiyim der oturur dedenin minderine o gittikten sonra. Kızlara tedbir koydum, enişteniz evdeyken ortalıkta görünmeyeceksiniz dedim. Enişte hep evde, nereye saklansın yavrucaklar? Bu Vecdi'deki göz de göz değil. Allah günah yazmasın. Aslan gibi oturuyor minderin üstünde. Kızlardan birini kapı verecek diye aklım çıkıyor. Allah affetsin. Selime'ye o sene ilk isteğine verdim. Neyse ki hayırlı çıktı talibi. Ama Allah biliyor ya, çok korktum Vecdi gibi çıkarsa diye. O da kalırsa üstümüze diye. Selime'den hemen sonra Vesile'yi nişanladık. Hep bu Vecdi yüzünden verdik kızlara. Hele Vesile'min kaderi. Ah Vesilem ah. Evliliklerin ilk senesi Refiye teyzem hamile kalıyor. Sedat abim dünyaya geliyor. Dedem ve anneannem Refiye evlendi. Bir boğaz eksildi evden diye düşünürken 2 boğaz daha ekleniyor. Vecdi Beyciğim de hala tık yok. Çalışayım demek yok. 2. yıl dedem kolundan tutup tarlaya götürüyor Vecdi'yi. Ben seninle çalışırım. Ne demek? Başım üstüne ama bir düşün, eller ne der? Koskoca Şaban Ağa damadını öküz gibi çifte sürüyor demezler mi? Derler. Senin köy dışında bir tarlan daha yok mu? Öyle duydum sanki. Sen o tarlayı bana ver, ben ekip biçeyim. Mahsul de senin olsun, geliri de. Çalışırım, hiç gocunmam. Tek ne sana laf gelsin ne bana diyor. Başka başka şeyler de eklemiştir garanti. Nasıl ikna olduğunu dedemden dinleyelim. Bu deyyus geldi bize yerleşti. Evden dışarıya çıkmaz. Ben çalışıyorum, hanım çalışıyor, kızlar, oğlanlar yaşlarına bakmayı çalışıyorlar. Bunda bir numara yok. Ver yesin, ört uyusun. Götüreyim şunu tarlaya çalıştırayım zorla dedim. Koskoca Şaban Ağa damadını çalıştırıyor demezler mi dedi. Koskoca Şaban Ağa falan değilim. Şaban Ağa bile değilim. Şabanım. Sabahtan akşama kadar tarlada çift süren, eve ekmek getiremeyen Şabanım. Ama ikna oldum, hoşuma gitti. Gitsin dedim. Aşağıdaki tarlada çalışsın. Oraya kavak dikelim dedik. Onu bile başaramadık. Boş duruyordu birkaç senedir. Vecdi eksin, hiç değilse evden savuşup gitsin dedik. Verdim tarlayı, fasulye ekeceğim dedi. Gittim baktım ekmiş. İlerilere gitmedim. Bak bak, tarlayı verdi denetliyor der diye. Haysiyete önem veririz biz. Çocuk itibar etmedik sanmasın dedim. Ne bileyim pezevengin fasulyelerin arkasında kenevir ektiğini. Önden bakınca fasulye tarlası, arka taraf komple kenefir. Köylülerden biri fark ediyor, tarlaya sınırı var adamın. Bir şey olur da benim tarlaya da sıçrar, pisi pisine biz de gümbürtüye gitmeyelim diyor. Arıyor jandarmayı, diyor. Şu şu kişiye ait şu şu tarlada kenevir yetiştiriyorlar. Jandarmaya aksiyon lazım, zaten olay yok. Toplanıp geliyorlar tarlaya baskın. Hakikaten kenevir dolu tarla. Vecdi'yi değil dedemi buluyorlar tabii. Dedem Vecdi'yi işaret ediyor. Diyor ki bu adam ekti. Vecdi ben ektim. Tamam ama sorun bakalım niye ektim? Ben iç güveysiyim. Tarla babamın. Ek dedi, ektim. Kendi kullanıyor, satmıyoruz. Satsak eker miyim hiç komutanım? Asla. Kendi tarlası, kendi kullanacak. Bir şey olmaz diye düşündüm, ektim. Saflığıma geldi komutanım, bir daha asla diyor. Böylece çıkıyor işin içinden. 5 cümlede iftira atma sanatının yazarı Vecdi Kartal. İzin belgesi almadan kenevir yetiştiriciliği yaptığı için adli para cezasına çarptırılıyor dedem. Bu bir. Tarladaki kenevirin imhası gerekiyor. İmha masraflarının kanun gereği dedeme yükleniyor. Bu iki. Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla hapis cezasıyla yargılanıyor dedem. Bu üç. Neticede damadı evde oturmasın, dışarı çıksın diye tarlayı damada veren dedem kendisi içeri giriyor ve 1 yıl hapis yatıyor. O 1 yılda neler oluyor? Bunu da Refiye teyzemden dinleyelim. Sedat 1 yaşında ya var ya yok.
Babama alıp götürdüler. Eldeki para cezaya gitti. Zaten doğru dürüst paramız da yok. Evde çoluk çocuk sefil. Annem ağlayıp duruyor bütün gün. Ağlamayıp ne yapacak? Hepimiz ağlıyoruz. Bejde dışında herkes sefil. O hala babam böyle bir şeyi nasıl yaptı? Nasıl inandım ben ona? Az kalsın ben de giriyordum hapse deyip duruyor. Kendi inandı, bizi de inandıracak. Nitekim Vesile'nin nişanlısını inandırdı. Oğlunun anası babası babam içeri girdi. Bir de esrarkeş çıktı diye attılar Vesile'nin nişanını. Kolay iş değil köy yerinde nişana atılmak. Bak 50 yaşına girdi Vesile teyzen hala bekar. İsteyen olmadı. İsteyen olmayınca kız verilmiyor buralarda. Babam hapisten çıkana kadar bizi idare etsin diye tarlalardan birini içindeki mahsulleriyle sattık o yaz. Bedavaya gitti Vecdi yüzünden. 3 tarlamız vardı. Birini o sene sattık. Biri kenevirli tarla, adı çıktı zaten. Babam o tarlaya bir şey ekmem, satıp parasını da vermem. Uğursuz o tarla, gözden çıkarttım, yok bilin dedi. Uğursuz olan Vecdi aslında ama işte evlat belasına bir şey diyemedi babam. Neticede kızının kocası, torununun da babası. O sene olmayacak şey oldu, bir de Vecihe'ye hamile kaldım. Kahrımdan öldüğüm bir yıldır babamın hapse girdiği yıl. Ailemizin başına gelen her şeyden kendimi mesul tuttum. Ben o şerefsizle evlenmeseydim bunların hiçbiri olmazdı dedim ama ben de istemedim ki evlenmeyi. Beni de babam verdi. Yoksa tanımam etmem Vecdi'yi. Dedemin hapisten çıkması da birkaç ay kala şans eseri, cidden şans eseri sıra geliyor Vecdi enişteye. Topluyor valizini ben Almanya'ya gidiyorum diye çıkıyor evden. Tarla parasından da tırtıklıyor. Yanımda bulunsun. İlk ay şimdi gurbet ellerde zor yaşarım. Sonra zaten yüksek maaş alırım. Hepinize de bakarım diyor. Mark olarak mı göndereyim size yoksa Türk lirası olarak mı diyor bir de. Alıyor parayı basıp gidiyor. Sonraki 5 yıl vecdisiz, sorunsuz, kısmen dertsiz bir hayat. Yoksulluğu, fakirliği, hastalığı dertten saymıyor bizimkiler. Tek vecdi olmasın, gerisini hallederiz psikolojisindeler. 5 yıl sonra çat kapı çıkıp geliyor Vecdi. Elinde 2 tane valizde. 5 sene boyunca arayıp sormamış. Tek bir haber yok, mektup yok. Çocuklar dışında Vecdi'yi soran da yok ama çıkıp geliyor işte. Valizden çikolatalar çıkıyor, içi ballı şekerler. Dedeme sigara getiriyor. Anneanneme kumaş, evdeki herkese hediyeler. Kimsenin yüzü gülmüyor çocuklar dışında. Dedem tam neredesin lan sen yıllardır diye dikleneceği sırada neden mektuplarıma hiç cevap vermediniz? Neden evlatlarımdan mahrum bıraktınız beni? Gurbet elde bir başıma onların hasretiyle yanıp tutuşurken siz burada benim evlatlarımı bile bile babasız bıraktınız diye üste çıkıyor zeytinyağı Vecdi. Senden hiç mektup gelmedi ki diyebiliyor sadece dedem. Okudun mektupları da göstermedin Refiye'me. Mektuplarla yolladığın markları da cukkaladın değil mi? Esrar aldın kendine. Değil mi ki karımın babası? Değil mi evlatlarımın dedesi? Sesimi çıkartmıyorum. Şükret ki Refiye'mi çok seviyorum diye üste çıkıp bir de tepiniyor dedemin üstünde. Bizimkilere 2 sene gibi gelen bir 3 hafta geçiyor evde. Sıtkını sıyırıyor insanların. Bir akşam ağzından baklayı çıkartıyor Vecdi. Giderken ailemi de yanımda götüreceğim diyor. Düşünüyor dedem. Vecdi şerefsizdir ama aile birliği de her şeyden önemlidir. Götürsün çocuklar babalarıyla büyüsünler diye karar veriyorlar. Ve götürebilirsin diyor. Zaten soran da yok. Nikahlı karısı ve öz çocukları. Refiye teyzemin işlemlerini başlatıyor. Hazırlamış zaten her şeyi önceden. Fakat çocuklar için herhangi bir muamele yok. Soruyor Refiye teyzem, peki çocuklar, onları diyor. Bu yıl kabul etmiyor Alman hükümeti. Onlar seneye gelecekler artık. Bu bölümde müsaadenizle mikrofonu Sedat abime uzatalım. Babamı biz hiç hatırlamıyorduk. Vecihe de ben de çok küçükmüşüm gittiğinde. Baba kim diye sorduğumuzda annem bir fotoğraf çıkarıp gösterirdi ama yine de biz dedemi baba bilirdik. O fotoğraftaki adamın babam olduğuna inanmazdım. Annem, teyzemler, dayımlar baba diyorlar ya dedeme, biz de öyle derdik. Bir gün adam geldi eve, bu senin baban dediler. Öyle karşısında durup baktığımı hatırlıyorum. Bize çikolata getirmiş. O zamana kadar hiç böyle bir şey yememişiz. Anladım ki baba tatlı bir şeymiş. Ama sonra annemi aldı gitti. Babasızdık, bir de anasız kaldık.
Anneanneme anne dedim ben. Annem olmadığını bile bile. Hala öyle diyorum. Başkasına alışamıyor dilim. Annem üzülüyor biliyorum ama alışmışız bir kere. İlkokula başladım ben o sene anasız. İlkokulu bitirdim anasız. O 5 yıl annem yok, babam yok. Ve Cehe'yle ikimiz yorganın altına girip ağlaşırdık. Biz de gideceğiz. Annem bizi bırakmaz. Der kandırırdım Vecihe'yi. Ama gidemedik. Sonra annem geldi. 20 günde insan hayatının içine sıçma akımının öncülerinden Vecihi Kartal, hiç gelmeseymiş daha iyiymiş diyeceğimiz o 3 haftalık iznin sonunda Refiye teyzemi almış gitmiş. İki evladına annesiz bir çocukluk yaşatmış. Teyzem hep ben o Almanya'da ölmedim ya daha da ölmem der. Gidince çalışmayı bırakmış bu Vecdi. Teyzemi fabrikada çalıştırmış. İzin günlerinde de oturdukları apartmanın temizliğini yaptırmış. Geceleri Türklerin çalıştığı restoranda bulaşık yıkatmış. Yasak da Almanya'da böyle şeyler ama yasak masak dinlemezdi bu Vecdi. Almanya'yı bile karıştırdı diye anlatır o günleri teyzem. Dil bilmediği için hiç kimseye derdini anlatamadığına mı yansın? İt gibi çalıştığına mı? Memleketini özlediğine mi? Evlatların hasretiyle yandığına mı? Hayatının en çaresiz, en yalnız, en yorgun 5 yılını geçirmiş ve bir gün canına tak edip atmış fabrikadaki makinelerin birinin altına kendini. Nasıl bezdiyse hayattan artık gözü hiçbir şey görmüyormuş. Anası babası var ama arayamıyor. Evladı var ama göremiyor, bakamıyor. Hayvan gibi her işe koşturuyor Vecdi teyzeme ama cebinde bir kuruş parası yok. En son durum bu kısmı Refiye teyzemden dinleyelim. En son o bulaşık yıkamaya gittiğim lokantalardan birinde lokantanın sahibi geldi. Geç vakit. Mutfakta bir ben varım bir de aşçı. Aşçıya kaş göz etti çıktı dışarı. Bana yanaştı adam. Tezgahta bıçak var çektim birini. Dedim yaklaşma sokarım bıçağı. Yapabilir miydim bilmiyorum ama yapardım herhalde. Adam geri çekildi mutfaktan çıktı. O an diyorum inşallah Vecdi beni almaya erken gelir alır götürür beni. Kendimi mutfaktan dışarı zor attım. Bir baktım ki adamla ikisi oturmuş bira içiyorlar. O adamla Vecdi'nin bakışlarını hiç unutmuyorum. Anladım ki haberi vardı Vecdi'nin. O günün sabahında işe gittim. Gözlerim kan çanağı. Büyük büyük makineler var fabrikada. Bize her gün anlatıyorlar şuraya dikkat edin, buraya dikkat edin, buraya yaklaşmayın diye. Yaklaşmayın dedikleri yerde attım kendimi makinenin altına. Vatanımı kaybetmişim, anamı babamı kaybetmişim, evlatlarımı kaybetmişim. Bari namusumu kaybetmeyeyim dedim. Hikayenin evvelinden anlayacağınız üzere ölmemiş Refiye teyzem. Hayatta hatta yeniden bağlanmış o kazadan sonra. Alman hükümeti tedavi ettirmiş teyzemi, ülkesine geri göndermiş. Bir de maaş bağlamış üstelik. Körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz. Vecdi Almanya'da kalmış, böylece ondan kurtulduğunu sanmış teyzem. Geldiğinde 30'lu yaşlarında, bir bacağı topal. Dünyanın yükünü sırtlamış bir anne bulmuş çocukları karşılarında. Gerisini Vecihe ablamdan dinleyelim. Annem geldi ama tekerlekli sandalyeyle geldi. Bilmiyorum ki o nasıl bir şey. Hiç görmedim daha önce tekerlekli sandalye. Boyu tam boyunca oturduğu için. Herhalde dedim araba gibi bir şey bu. Bunu sürerek gelmiş Almanya'dan. Göz göze duruyoruz öyle. Gel kucağıma otur dedi annem. Çıkıp oturdum kucağına. Belki bacağı acımıştır ama ses etmedi. Sarıldık öptü beni. Anne oyun oynayalım mı dedim. Hep bugünü beklemiştim. Olur dedi oynayalım. Ne oynayalım yavrum söyle dedi. Kovalambaç dedim. Ben kaçayım sen beni kovala ama koşarak. Ağlamaya başladı sonra annem. Çok ağladı. Sonra Refiye teyzem Almanya'da bağlanan aylıklarla büyütmüş çocuklarını. Bacağı var ama yürüyemediği için bacaksız kalmış. Kocası var ama ortada olmadığı için yarı doğu kalmış. Günün birinde çıkıp gelen bir adam var. Kızını bekarım diye kandırıp kaçıran, sonra da iki çocuk yapan Vecdi'nin boşanıp boşanmadığını teyit etmek için teyzemi bulmaya geldiği günleri ve o olayları başka bir kadının mahremi olması dolayısıyla tafsilatlı anlatmıyorum. Anladınız siz. Birden fazla kadınla Ahlaksız Yaşam isimli bestseller kitabın sahibinin kim olduğunu. Kendisinden bu son darbesiyle kurtulduğunu sanmış bizimkiler peşine de düşmemişler.
peşine düşmeyi geç adını bile anmamışlar. Akıllarından geçirmemeye çalışmışlar. Olayların üzerinden 20 yıl falan geçip de yaşananlar gülerek anlatılmaya başlanınca biz de duymaya başladık Vecde enişteyi. Acıyı çekerken çekiyorsun, anlatırken gözyaşların senden önce konuşuyor. Yıllar içinde alışıyorsun. Her geçen gün daha çok alışıyorsun. Bir zaman sonra başkasının hikayesi gibi anlatmaya başlıyorsun. Sanki sen yaşamamışsın, sanki sen hiç çekmemişsin gibi. Geçen ay Vecde enişteyi kaybettiğimizi Refiye teyzeme bir telefonla bildirmiş Alman hükümeti. Alman hükümeti işi gücü yokmuş gibi Almanya'daki Vecdileri takip ediyor böyle. Öleni postalıyorlar. Bizimkini de böyle postaladı. Haber tüm aileye bomba gibi düştü. Dedem, ölmemiştir o, yalandır, bu dalaveredir, gözümle görmeden inanmam dedi. Anneannem, almayalım cenazesini, kalsın ortada dedi. Yufka yüreklilerin bir tanesi Refiye teyzem, benim cenazesini görecek takatim yok. Ama değil mi ki çocuklarımın babası? Alıp defnetmek gerekir, insanlık bize kalsın dedi. Vesile teyzem, onun yüzünden evde kaldım diye ağlamaya başladı. Ortalık bir anda yine Vecdi'ye küfredenler kulübüne dönüştü. Dedem, ölmemiştir. Ama öldüyse ölünün arkasından konuşulmaz, kendinize gelin dedi, susturdu cemaati. Neticede gidip alma kararına varıldı. Sedat abim, iki dayım ve babam cenazeyi teslim almak için İstanbul'a gittiler. Yeri gelmişken babamdan da azıcık bahsedeyim isterim. Ya da durun kendisi bahsetsin. Ben ailenin ikinci damadıyım. Benim dışında üç damat daha var. Bir baldızım evlenmedi. Bir de Vecdi var işte. Onu damattan saymıyoruz. Onu hatta insandan saymıyoruz. Bu Vecdi hepimizin önünü açmış adamdır. Onun yaptıkları karşısında bizim hiçbir vukuatımız öyle göze çarpmamıştır. Sonuçta hepimizin biraz içki, biraz kumar, hani ne bileyim birkaç çapkınlık davası olmuştur. Ama hepsine olur o kadar deyip geçtiler. Neticede hepimiz insanız ve hiçbirimiz Vecdi değiliz. Cenazeyi almaya giderken konuştuk. Eğer yaşıyorsa ve bu da bir oyunsa ne yaparız dedik. Sonunda hepimiz Vecdi'yi öldürme kararında birleştik. Gerçekten ölmüş Vecdi Kartal. Bizimkiler Doblo'nun arkasına yükleyip de getirdiler tabutu. Şimdi burada tabuttan uzun uzun bahsedeceğim. Ama bırakayım tabut konuşsun. Çünkü tabut karşıdan bakınca konuşuyor, o derece güzel. Almanya'dan geldim. Ama dilinizi biliyorum çünkü Muğlalıyım. Maunum, kuplarım pirinç. İçim dışım vernikli. Muğla'da üretildim. Almanya'ya ihraç edildim. Tek kullanımlık tabutum ben. Öyle diğerleri gibi içine yatır göm yatır göm bir durum yok yani. Transfer tabutu diyorlar Almanlar bize. İşte başka memleketlere mevta gönderirken kullanıyorlar. Boş tabutu geri göndermekle tabut parası kadar olacağından tabut gittiği yerde kalıyor. Artık sonumuz ne olur bilinmez. Ben şahsen hep bir Norveçli falan taşırım diye hayal etmiştim. Nedense o insanlara karşı ayrı bir ilgim var. Fakat gele gele Vecdi geldi. Bizde derler hep taşıdığın insanın günahına göre ağırlık çöker üstüne. Yemin ederim Vecdi gavur ölüsü gibi oturdu içime. Anladım bunun ne mal olduğunu da işte taşıyamam diyemiyorsun ki. Kimin omuzlarında taşındığın da önemli tabii. Vecdi'yi almaya gelenlerde gram keder yoktu. Çimento çuvalı gibi attılar beni de Vecdi'yi de Doblo'nun arkasına. Dedim başlangıcımız böyleyse sonumuz hayırlı olsun inşallah. Vecdi enişte gelince dedemlerin iç avluya getirdiler tabutu. Herkes sus pus. Baktınız mı dedi dedem. Ne var tabutun içinde? Hepsi kafa salladı almaya gidenlerin. Dedem Bismillahirrahmanirrahim deyip araladı tabutu. Ölü gibi dedi dedem. İnşallah öyledir. Herkes cümleten inşallah dedi. Refiye teyzem tabutu açıp kapattı. Fakat tabut da tabut da hani maun, vernikli, cayır cayır yanıyor. Kulplar falan birinci sınıf. Biz daha bu zamana kadar böyle kulp görmemişizdir. Herkesin gözü ister istemez tabutta kaldı. Bizim tarla parasıyla kendine tabut yaptırmış dedi anneannem. Vecdi'ye sövenler alayı hep bir ağızdan yeniden başladı. Dedem ölünün arkasından konuşulmaz günahtır dese de arkasından konuşmuyoruz yüzüne söylüyoruz baba deyip devam ettiler kaymaya.
Kız koralarının en kederlisi Vesile teyzem, yalnız tabut da tabut ha, insanın Vecdi enişteyi çıkarıp kendi giresi geliyor, dedi. Tövbe deler. Ağzından yel alsınlar, havada uçuştu bir süre. İçimizdeki en aklı selim insan olan annem, iyi de dedi, defin işlemleri var. İmamı çağırmak lazım, sala verdirelim. Biraz da ağlamaklı gözükün canım, bu ne el aleme karşı. Millet bilmez Vecdi'den ne çektiğimizi. Cenazeleri var ama zil takıp oynamadıkları kaldı derler. Hadi Refiye, hadi bacım ağlayın biraz, diye zorlu görevi attı Refiye teyzemle çocuklarına. Başta zorlansa da çektiklerini anlatmaya başladı. Almanya'da olanları falan işte. Baktık iyi gidiyor, biz de gaza geldik. İyice coştu. Bunun yüzünden gün yüzü göremedim, evlenemedim, kurudum kaldım baba evinde diye Vesile teyzem de topa girdi. Baktık sanki ölen bunun kocası tabutun önünde ağlıyor. Anneannem tarlaya ağladı, dedem hapse girdiğine, Sedat'la Vecihe babasızlığına. Ben bile tutamadım kendimi. Zaten sevgilimden yeni ayrılmışım. Acım taze, Vecdi bahanem oldu. İmam geldiğinde hepimizi çeşitli köşelerde ağlarken buldu. Başınız sağ olsun dedi. Sağ ol dedik, dostlar sağ olsun. Allah sizlere uzun ömür versin dedi. Amin dedik. Bütün aile hep birlikte ağlayınca salaya gerek kalmadı, sesimiz göğü tuttu. Konu komşu akın akın gelmeye başladı. İçlerinden biri, doktor çağıralım, birer sakinleştirici yapsınlar, perişan halde insancıklar dedi. Eminim hepimiz içimizden yok devenin nalı dedik. Babam atsınlar acılarını, yaşasınlar. İçlerini atarlarsa daha fena, sonra çıkacağını şimdi çıksın diye geri çevirdi doktor teklifini. Öyle böyle defnettik cenazeyi. Eve geldik, helva kavurdu annemler. Helva masrafını da bize taktı rahmetli, dedi annem servis tabaklarını söylene söylene doldururken. Tam tava bitti, herkes dağıldı derken imam geldi tekrar. Bu kısmı da imamdan dinleyelim. Köy camisine 2 sene önce atandım. Güzel memleket, sevdim. Cemaati de iyi, pek işleri yok namazda niyazla. Tarladalar bütün gün, ben de ezanı okuyup eve dönüyorum. Cumadan cumaya geliyorlar camiye. Yeterli. Çalışmak da ibadet. Fakat ölüsü çok oluyor köyün. 300 hanelik köyde 2 senede 300 kişi yıkamışımdır. Memleketin dört bir yanına dağılmışlar. Adetleri var, öleni illa köye gömüyorlar. Ne olacaksa öldüğü yere gömülsün işte. Ne bu toprak merakı anlamadım ki. Hafta 8, gün 9 buyurun cenaze namazına. Köyünde bir tane tabutu var, asırlık. İçi hep tahta kurusu oyuğu. Şaban Ağa'nın damadı Vecdi Kartal ölünce Almanya'dan tabutla gönderdiler. Ama ne tabut? İnsanın ölesi geliyor. Cenaze evine geldim mezarlıktan dönünce. Dedim tabutu camiye bağışlayın, kullanalım. Camininki çok eski. Ne yapacaklar zaten tabutu? Saklanacak eşya değil. Fakat rahmetlerin karısı fırladı birden içeriden. O tabutu bana lazım, katiyen vermem dedi. Öyle hışımla çıktı ki ikileyemedim teklifimi. Acı insanı perişan ediyor. Ne dediğini bilmiyor insan acıdan. Yoksa ne yapacak tabutu evde? İmam gittikten sonra herkes Refiye teyzeme baktı soru dolu gözlerle. Sedat abimle Vecihe ablamı da aldı yanına. Dur ya ne oluyor? Nereye anne dur falan dinlemeden caminin yolunu tuttu. Biraz sonra baktık ki omuzlamışlar boş tabutu getiriyorlar. Şöyle gölgeye koyalım. Hah duvarın dibine doğru dedi. Bahçe duvarının önüne yerleştirdi tabutu. Kapağını açıp duvara dayadı. Çiçek saksılarını tek tek taşıyıp boşalttı içine. Kimse dokunmadı teyzeme. Hem ağladı hem çiçek dikti tabutun içine. Vesile teyzem yardıma gitti. İkisi birden hem ağladılar hem diktiler. İşi bitince bari öldüğünde bir boka yarasın canına yandığımın adamı dedi Refiye teyzeme ellerini yıkamak için çeşmeye giderken. Vecdi'nin tabutu yıllardır orada duruyor. Her yaz Vecdi Kartal aile efradının gözleri önünde çiçekler açıyor.